Merhabalar hocam. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle adınızı, soyadınızı soralım. Adım Süray, soyadım Vural. Sıtkı Soylu rahmetlik, İçer kültüründe de öyle bahsetmiş, yazmış. Şimdi her yerde mutfaklarının mehmetçi. Gitti geldi mutfaklarının mehmetçi. Nasıl oluyorsa. Olmuş. Verdiğiniz emeklerden dolayı. Bir, ama daha eskiden derlerdi kara oğlan, kara çocuk bilmem ne. Öyle de söylerlerdi. Ben de futbolcum da var. Her şey var. Doğum tarihinizi? 1942. 18 Temmuz 1942. Kozlar Yaylası'na doğurmuş anam beni. Kozlar Yaylası'na. Yani kesin tarih midir peki bu? Kesin tarih ya, 18'i ben 18 herhalde 19 olabilir ya. Ne fark eder? Kaç kardeşiniz var? 6 kardeşiz. Defadeden var mı? Var. Kaç tanesi? Ben 6 hatta 7'ydi, bir tanesi Süreyya diye benim küçüğüm vardı. Mersin'de otururken vefat etti. Bir de Tayfur vardı, sen tanıyorsun ya. O da rahmetli oldu, işte 1950 doğumluydu, 98'de falan vefat etti. Anne babanız nereliydi? Annem, anam Fakırcalı, Osman Kıya'nın kızı. Babam da Gencelili, Hulusi Dayı denilirdi. Meslekleri nedir annenizin ve babanızın? Annemin mesleği ev hanımı, babam mesleği şoför, lük. Kendi arabaları var işte, kamyon resimli falan. Peki aile bireylerinde müzikle ilgilenen birileri var mı ya da akrabalarınızda? Bak hiç kimse, benden başka. Cenab-ı Allah bana vermiş herhalde onu. Siz de bunu meslek olarak yapıyorsunuz. Vallahi bilemedim, çocukluktan beri vardı. 1950'lere dayanır benim. Şunlar şimdi aklıma geldi mi taş duvarla? Mesela dersen bir şey anlatayım mı? Şu taş duvar benim büyüdüğüm ev. Büyük anamı söyledi. Onun önünde taşlık vardı kapı, şimdi yol dolmamıştı. Bizim şimdi apartmanın olduğu yer de bahçeydi. Orada bizim kamyon duruyor, babamla eşlikte oturuyoruz akşam. Şey vardı, teyze Rıza vardı, onun kızı Suzan. Tevfik Hoca'nın oğlu subaydı, şimdi avukatımız Tevfik Doğanlar. Pardon, Rahmi Doğan'ın. Onun düğünü var, babamla yan yana oturuyor şöyle. Kamyonun şoförü var bizim kamyonun. Onun düğününde. Cevuk Hoca'nın oğlu. Şöyle kırma tacarları vardı, mutlu üzerinde. Kınayı götürüyorlar kız evinden yakın. Böyle bir çalıyor ki Allah! Babam da dalmış, ben de dalmışım. Babam be dedi. Ya var oğlum dedi. Ya bu hava çalınca dedim insanım. Ağlayası geliyor dedim. Ha, sahibi oğlum öyle oluyor dedi. Git dedi Reşit Hanım'la beraber gelirsin. Gittim düğün yerine. Kaç yaşındaydınız o zaman? O zaman 1950 yıllarındaydı. Ne bileyim işte kaç unuttum ya. Ama şimdi şöyle bak ben babama be diyeceğim ya. Ben hala düşünürüm benim babam beni niye dövmedi be deyince. O da dalmış galiba. O şeyden dövmedi yani ben. Be falan diyeceğim. Tonla dayak yerdim ya. Neden şey etmesin? Yani müzikle tanışmanız bu şekilde oldu. Ya oldu şimdi gittim şeye. Vardı Allah, ah cüm bir şey diyorlar. Reşit Ağa vardı. Biz oynardı o. Biz Zeytin Dalları, Zeybe vardı. O kadar güzel oynardı. İnce, dalan, şalvarlı. Ama yakıştırır. Bir vardım o oynuyor. O Süray dedi, beraber gideceğiz dedi. Tamam dedik. Oturduk. Onu şöyle elimi şakağıma koydum, seyrettim. Ulan dedim ben de bunlar gibi oynayabileceğim, daha çocuk ya. Kimse sana yol göstermedi, yok, sen kendi yok. İçinden. Yok, hiçbir şey yok. Anlatayım başka şeyle anlatmıştım. Ben de. Soruyla da gidiyorum, aynı zamanda soracağım soruları zaten hocam söylüyorsunuz. Ben yönlendirmeye çalışacağım sizi. Mesela şu evde şey var, dalbataçı derler, şu apartmanların yerinde, onların evin önünde düğün var. Düğünümüz başlardı düğünü. Şimdi duvarın başında oturuyor, biz çocuğuz ya, bizi sokmazlar, korkarız da zaten. O duvarın başına geldim, oturdum, çalgıcılar şöyle oturmuşlar yerde, sinirleri var başlamışlar. Kasaba Ahmet vardı şurada, oturur onların eviydi ya. O. Elinde yamçı, şöyle şey çarptılar. Dedem de vardı, bunun da vardı onun. Abi şöyle bir geldi, evin oradan yukarıya doğru.
dedi. Şey çalmış öyle. Buyur Ahmet abi öyle ulan dedi. Bir tek şeyi ben çalanda oynayayım dedi. Değil. Arkada. Tamam Ahmet abi de çıkardılar çalgıyı. Çalıyorlar abi. Allah'ım bir oynuyor ya tek şeyi bak şöyle o yamçıyla. Dereram dereray ram. Gene hayalime gel ulan dedim. Ben de böyle oynayabileceğim mi ki? Demek ki Cenab-ı Allah ondan başka bir şey vermemiş mi? O zaman müzik eğitimi aldınız mı diye soru soralım. Soruyor, hayır hiçbir şey almadım. Nota da. Yok hiç anlamam. Enstrüman çalıyor musunuz? Vallahi davulcuya canım sıkıldı. İki tane davulum var evde görüp göreceğim de. İyi. Davulcuya bir canım sıkıldı bugün çalışmamızda. Vardı gittim, işte haftaya da gösterimiz var. Ulan sana da öğreneyim benim, bunu dedim kendi kendime. Bir davul aldım, getirdim. Hatay'dan bir memlesenin saç şeyini getirdim. Verdim aptalların birine, deri çektirdim. Vesaire yaptım, vesaire. Sabah 8'de memur gibi vesaire. Sanırsa ki para benim var birisi. Havalarda ben biliyorum. Kendi kendinizi öğrendiniz. Kendi kendim, yettim. Ondan sonra kendim çalmaya başladım. Onları da öğreten bendim. Peki halk oyunlarında bir eğitim aldınız mı? Ya da bir ideal olarak gördüğünüz birisi var mıydı? Hoca olarak nitelendirdiniz? Vallahi hoca olarak bir şeyimiz de yok şimdi. Bizdeki yani bize bir öğreten şey. İşte hep şeyleri biraz önce söylediğim insanlar. Kasaba Ahmet gibi, Beşida gibi, Davul'a benziyor. Davul Cali var gibi şeyler gibi. Şeylerde. Onların mesleği müzisyen miydi? Başka yok, onun dışında halk ne iş yaparlardı? Ya kimisi kasap, kimisi bilmem şoför, kimisi ne? Ama o zaman insanlarla bilmem diye bir şey yoktu. Türküyü de bilirdi, oynamasını da bilirdi, insanlığı da bilirdi. Hayran olurdum öyle şeyleri oynarken. Ya ben onlardan aşina olmuşum. Kafaya da yerleşmiş bana müzik öğreten olmadı. Aksine çalanlara ben yardımcı olurum. Benim öyle bir şey tahsilim yok. Ben mekteplisi falan değilim, bunu alaycısıyım. Herhangi bir kurumda eğitim yaptınız mı? Eğitmenlik yaptınız mı? Ve bu kurumlar nerelerdir? Bize detaylı bir bilgi verebilir misiniz? Vallahi hangisini sayayım bilemiyorum ki. Semişehir'den başta mesela. O kurumda. Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı. Ya. Çok güzel bölümlerim. Hocam halk oyunları bölümüne geldi. Ya. Orada geldim. Ben biliyorum ama sizden dinlemek istiyoruz. O reis de Türker Hoca, daha belki Nevşehir'deydi o, hocaydı, orada yüksek okulda. Oraya da çağırmıştı beni götürdü. Orada da onların şeyine yine Mut Yöresi oyunlarını öğretti. Geldi, konservatuvar açtı, ilk şeyi de benim. Hatta Deniz Hoca, sen. O zaman ben onu nasıl yaptım? Sonra da vardı. Geldi beni de aldılar zaten o durakta şeyde, indir lokanta falan, o da şeydeki. İki tane öğrenci gelmiş aldı, böyle biz kampüs otörü var ya sizin oraya yerleştirdiler. Belki ondan sonra kaldık, deyip kesildi. Aşağı inerken resepsiyondaki memur dedi. Hocam dedi, sizi dedi, bayan bekliyor dedi falan. Deniz sana, ya Allah Allah dedim, bu kim ki dedim ben. Bilmiyorum ki. Hataylı o, biliyor musun? Evet. Hatay'da, Türker Hoca deyince, Süray Hoca gelecek deyince o da heyecanlanmıştı. Ben unutmam geçmişimi hiç. O da orada gelmiş. Haberle davranmış. Geldiğimiz yerde oteldeki. Orada beni bekle. Oturduk şimdi. Bak hoş geldin hocam dedi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Neyse ötesi verisi. Tüm kampüsü o gezdirdi beni. Allah bayağı. Hocam şudur da şöyle söylesin. Ben de o kendisi anlattı. Bilmem hatırlar mısın? Hocam dedim, siz de ise Hatay'a ben çok gittim. Jüride falan da oldum bana, künefe yarışmasın. Şimdi orada şeyde... Mut'ta var mı peki? Burada bir kurumda, bir okulda, halk eğitimde, nerelerde yaptınız? Bütün okullarda, ne ararsan, hangisi de büyüğüden küçüğüne, hangisine var ya, kız mesleğinden ötesine, verisine, ortaokuluna, liselerine, liseden gibi aklına gelirsin, ilkokullar, ne okul varsa hepsi demeyelim. Şimdi bir bu lisesine gireceksiniz, o ödülleri görseniz hep Süray Bulan demeyelim. Ben de onu soracaktım, aldığınız ödüller var mıdır? O ödüller kendimin aldığımda, evde göreceksin yani. Evet, onların resimlerini de alacağız hocam. Demiyorum ya, isterseniz götürün dedim. Ya. Şimdi, mesela hatırladıklarınız neler? Böyle sizi etkileyen ödüller hangileriydi?
birkaç tane böyle saysanız. Vallahi beni şey ekleyin, benim kitap vardı sana öyle. Aha, evet. Bir tane daha ayarladım devam. Sana şöyle. Yaptım mangalım ana başı. Ya, taşıyorum. Ha. Ha şimdi. Buna ödül editörü de Murat da ya. Fikret kitabını hazırlayacağım. 9 senedir uğraşıyor. Şimdi bu kitabın ödülüne gitti. İrfan Profesör Doktor İrfan Ülven Nasrattinoğlu. Hala bizim şeyimiz süre. Bildiğim şey benim de şeydi. Hep bana Suray Suray dedi. Ben de İrfan abi derim. Bir de o da aynısıdır yani. Bana bir yazı çıktı geldi. Şey var. Allah Allah dedi. Bu ne ki falan, açtım bu okudum falan tarihte, Kızılay'da bilmem nerede olmaz, şey töreni, neydi onlar, ödül töreni. Lan bu ne ki dedim be, gittim. Orada beni Otlu'cuyla karşıladı. Kafetekiler, Halkı'yla, Kimse'yle. Onlarla kaldım, Gülün Anak diye bir şeyimiz var. Ha? Onlarla kaldık, D&K'sine geldik, bütün Otlu tiyafetli kameraları da kurdum, Kızılay'da bir yer. Top dolu, salon. Bir kravatsız olan ben varım oturanlarda. En cahiliye benim ya. Vallahi hepsi yurt dışından gelmiş, oradan şuradan buradan falan. Şeydeki... İrfan abi de var tabi, büyük saygı duydum. Şimdi TRT spikeri benim özgeçmişimi okuyor. Vallahi. Sağ tarafında şey var, İsmet Atik. Eski yok genel sekreteri, sonra olsun genel sekreteri. Sağ tarafında oldu, benim çok da arkadaşım. Sol tarafta da Ömer, Ömer Şahin. O zaman benim terbiyesi genel bütün. Benim özgeçmişim okudu da ben bir tuhaf oldum. İsmet'in elini sıktım. İsmet dedi. O da bana Suray dedi. Ne o Suray dedi. Ulan oğlum bu ben miyim dedi. Tamam. Tabi sensin dedi. Senden başka Suray var mı dedi. Sen kendini bilmiyorum dedi. Ama dediğim doğru dedi. Allah abi. Beni o ödülü şeye davet ettiler işte. Ödülünü almak üzere falan verecek. Beni bir düşünce. Ben bunların karşısında laf edeceğim dedim ya. Abi hepsi de şey, doçent, prof, öte, beri, bir en cahili beni. Bu kitapla da ilgili ödül aldım. Evet, onu anlatıyorum. Hanım yaptım mangalım hanım aşağı. Ben ne diyeceğim, ötesi, verisi falan. Çıktı mikrofona şey de verdiler. Ya, sayın hocalarım da. Ben senin gibi, sizleri gibi de, mekteplisi de. Ben dedim alaylısıyım dedim. Herkes de bir gülücük. Hoşlarına gitmiş. Biraz bir şey söyledim. En sonra ne dedim biliyor musun? Herkesin hoşlarına gitmiş. Mutluysan eğer yaşamaya değer dedim. Herkes ayakta alkışladı.